İnşaat ve kepçe izlemek hariç ucuz, maliyetsiz bir hobi yapıyorum bir sürede. Var mı bir öneriniz Erkan Başkanım? Ya geçen gün aynısı başa geldi. Bir bıyık üzerine ne kadar soru sorulabilir ya? Ayıp ediyorsunuz yani. İyice size dönüştü, bıyık mı bıraksam diyor. Bu kadınların hayatın her alanında bu kadar ezildiği bir yerde bir de evde erkeklik taslamaktan derhal vazgeç. Bence memlekette gençler çok dertli hocam. Olabilir. Yani derdi olanlar hep genç memlekette olabilir galiba. Gerçekten Allah başka dert vermesin ya. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Tabii hep böyle başlamak istediğim bir hayalim vardı. Ama bugün benim kanalımda değil, Kafa TV'de Dert Dinleme Servisinde konuğum. Şu ana kadar hazırlık sürecinde arkadaşlarla sohbet edik. Umarım bütün esprileri tüketip çok ciddi bir program yapmayız. Ama elimden geldiğince bana ulaşmış sizlerden gelen soruları yanıtlamaya çalışacağım. Erkan abi selamlar. Benim derdim sizin bıyıklarınız. Ben sizin bıyıklarınız olmadan hiç hayal edemiyorum. Bunların üstünde bir de çok merak ediyorum. Bıyıksız bir Erkan Baş nasıl olur bilemedim. Ya arkadaşlar buraya gelirken sosyal medyada paylaşılmış işte Erkan Baş Dert Dinleme Servisinde diye sorulara baktım bir kısmına. Bir bıyık üzerine ne kadar soru sorulabilir ya? Ayıp ediyorsunuz yani. Bir kere şunu söyleyeyim. Bunu daha önce bir kere söyledim. Burada bir daha söyleyeceğim. Bak fiziğimle değil fikirlerimle gündem olmak istiyorum, tamam mı? Bunu lütfen ciddiye alın. İkincisi, buraya bırakıyorum. Tamam, bıyıksız bir tane fotoğrafımı programı çeken arkadaşlara bırakıyorum. Onu bu araya kesip koymanızı rica ediyorum. İlk defa bıyıksız fotoğrafım bu programda çıkacak. Erkan Başkanım selamlar. 23 yaşında bir gencim. Çevreye baktığımda 13 yaşındaki çocuğun bile siyaset hakkında konuştuğunu görüyorum. Yani seçmenlerin bilinçli olması iyi bir şey ama genç neslin büyük kısmının bununla istek dışı ilgilenmek zorunda kalması beni çok üzüyor. Ya gerçekten beni de çok üzüyor. Net söylüyorum. Hani ve belki de bu kadar inatçı olmamızın, bu kadar hani siyasetle ilgilenmeye devam etmemizin temel motivasyonlarından bir tanesi bu arkadaşlar. Ya memlekette ne bileyim kültürle, sanatla, edebiyatla, müzikle, sinemayla ilgilenmek gerekir. İşte ne bileyim belki bilimsel çalışmalar yapmak gerekirken, belki sokaklarda gezmek, eğlenmek, tırnak içinde söyleyelim artık kimse ne anlama geldiğini bilmiyor. Gençliğini doya doya yaşamak varken insanların mecburen siyasetle ilgilenmek zorunda kalması kötü bir şey. Düşünerek kendimizi biraz rahatlatmamız lazım. Yani biz bunu yapmak zorundayız. Çünkü biraz şöyledir. Hem toplum için hem kendimiz için güzel bir dünya, güzel bir ülke istiyorsak emeksiz yemek olmuyor. Biraz emek vermemiz, biraz çaba göstermemiz gerekiyor. Bu dertten kurtulmak için yoğun bir biçimde siyasete katılım yollarını bulmanızı tavsiye ediyorum. Başka bir yolu yok. Gelen zamlar ve alım gücünün düşmesi nedeniyle şu anda dolandırılmaya... Hepimiz dolandırılmaya müsait zamandayız. Aynı dertten muzdaripmiş arkadaşımız. Mahalle köftecisine gidip ekmek arası köfte isteyip 100 lira dese demek o kadar da olmuş deyip parayı uzatıyorum. Ya geçen gün aynısı başa geldi. Ucuz pahalı algımı kaybettim. Dolandırılmak için de yapmalıyım. Valla ben şöyle yapıyorum. Zaten eskiden de bize ucuz diye anlatıların da pahalı olduğunu kabul ediyorum. Bu memlekette hiçbir zaman olması gerektiği kadar ucuz değildi. Her şey her geçen gün daha kötü bir noktaya gidiyor. Dolandırılmamak için ne yapmalısın? Valla alışveriş yapmayacaksın arkadaş. Hiçbir şey almayacaksın. Başka yol yok. Yani alışverişe gidiyorsan dolandırılmayı göze alacak. Bu sorunun çaresi yok arkadaşlar. Merhaba Erkan Bey, benim bir arkadaşım var. Yemiyor, içmiyor, sizin yaptığınız konuşmalar üstünden repliklerle konuşuyor. Hoşuna gitmeyen bir şey olunca lale devri nasıl bittiyse sülale devri de bitecek. Hepiniz yargılanacaksınız diyor. İyice size dönüştü, bıyık mı bıraksam diyor. Bu konuda bize ne tavsiye edebilirsiniz? Teşekkür ederim. Şimdi bıyık meselesinde önce aynaya bakacaksın. Hayal edeceksin. Yakışıyor mu, yakışmıyor mu? Sonra ufak tefek denemeler yapacaksın. Sadece kendi fikrine güvenmeye etrafında da ufak çaplı anketler yapmanı tavsiye ederim. Ondan sonra karar versin. Hoşuna gitmeyen bir şey olunca sert davranmak iyidir. Bence kararlı olursan değiştirebilirsin. Ama hani özel olarak birisine dönüşme o pek iyi bir şey değil. Başkası olma kendin ol. Şarkısını böyle tavsiye ediyorum. Evet, başkası olma kendin ol. Sen kendi istediğin gibi solcu olabilirsin. Taklit etmene gerek yok. Ben bunu düşünmekten geceleri uyuyamıyorum. Ya sizin ne ilginç dertleriniz var arkadaşlar. Haydar başta bağlantınız nedir? Hiçbir bağlantım yok birader ya, yok.
Yok. Ya bu herhalde şöyle oluyor. Bu Hüseyin Baş diye bir arkadaş var. Bu Haydar Baş'ın oğlu. O 29 yaşında genel başkan olmuş. Ben de 29 yaşında genel başkan oldum. Şimdi 29 yaş genel başkan Baş böyle bir ortaklık oluyor. Bizi karıştırıyorlar birbirimize. Şöyle ayırdı diyeceksiniz. Onunkisi miras, benimki alın ter arkadaşlar. Ona babadan kaldı parti. Biz emeğimizle alın terimizle kurduk. Ayrım bu. Hiçbir bağlantımız yok. Erkan abi selamlar. Arkadaş herkes abi diyor, ben o kadar yaşlandım mı ya? Bir kişi de kardeşim dese. Bence memlekette gençler çok dertli hocam. Olabilir. Yani derdi olanlar hep genç memlekette galiba. Erkan abi selamlar. Ben kendimi liberal tanımlayan biriyim. Eşim de bildiğim bileli sol görüşlüdür. Hayatın müşterekliği, adalet konularında mutabık olmamıza rağmen eşim bunun dozunu kaçırarak sürekli benden adalet, eşitlik adı altında masaj, saçlarla oynama gibi taleplerde bulunuyor. Solculuk bu değil değil mi abi? Sen söyle ne olur duysun. Var ya, bunu yazan kesin erkek. Bunu yazar kesin erkek. Kardeşim hiç öyle lamucim yok. Sevgili eşin ne istiyorsa yapacaksın. Kadınların hayatın her alanında bu kadar ezildiği bir yerde bir de evde erkeklik taslamaktan derhal vazgeç. Eşinin sonuna kadar arkasındayım. Eşine sesleniyorum. Bu arkadaş sana yanlış yaparsa bana haber ver. İnşaat ve kepçe izlemek hariç ucuz, maliyetsiz bir hobi yapıyorum bir sürede. Var mı bir öneriniz Erkan Başkanım? Vallahi yok ya. Ucuz, maliyetsiz bir hobi. Maliyetsiz, bizimle birlikte mücadele etmek maliyetsiz bir iş yani maddi açıdan bakarsan. Ama hobi olarak bakmazsa iyi olur yani. Hobi olsun diye siyaset yapmıyoruz hani. Öyle düşünmüyorum. Vallahi bence bak kardeşim sen ne yap biliyor musun? Eğer hani deniz kenarında falan bir yerdeysen, İstanbul'da şurada burada deniz görebiliyorsan ufka bak birader, ufka. Uzaklara bak. Uzaklara bakarak düşün. İnsan hayal kurdukça özgürleşiyor. O hayaller için mücadele etme azmi kazanıyor. Gerçekten samimi tavsiyem, hani canın çok sıkıldığında, moralin çok bozulduğunda gözün alabildiği kadar uzaklara bakmaya çalış ve hayal kur. Zaten o hayaller için mücadeleye gelirsin ondan sonra. Abi merhaba, benim boyum 1.97 maşallah. Duyduğuma göre sizin boyunuz da epey uzunmuş. Senin kadar olmasa da var. Ben metroda, otobüste, minibüste hiç rahat edemiyorum. Birinin evine kalmaya gittiğimi sığamıyorum. Kalabalık yemek masalarında göze batıyor. Herkesten çok yer kaplıyorum. Sende biraz kilo sorunu da var galiba. Öyle gözüküyor. Benim yaşadığımdan fazla sorun yaşıyor. Sizin uzun boylar için hayatı kolaylaştırma tavsiyeleriniz var mı? Siz bu problemi nasıl çözdünüz? Vallahi ben alıştım. Sen de benim yaşıma gelince alışırsın. Ben de mesela ilk günlerde öğrencilik zamanında falan birinin evine kalmaya gittim. Pijama veriyorlar mesela, kısa geliyor, canım sıkılıyordu falan. Şimdi alıştım, hiçbir yerde bana göre pijama yok. Kısa pijamayla yatabilirsin. İkincisi, bu otobüs, minibüs, metrobüs, valla yorgun olacaksın arkadaş. Yorgun olunca hiç fark etmiyor hemen. Ben otobüse bindiğim anda gözümü kapatır uyurum. Her ortamda uyurum, koltukta uyurum. Hiç şey yapma. Biraz daha fazla çalış, efor harca. Bütün bu dertler ortadan kalkıyor. Yeterince yorulursan çözülüyor. Bazı kaynaklarda ders verdiğiniz üniversitede kat görevlilerinin yemekhanenin özelleşmesine karşı örgütlediğiniz için kovulduğunuzu okuyorum. Ya bu doğru mu? Doğruysa neyse, beni övmüş, oraları okumayalım. İnsanları böyle uzaklaştırabiliyorlar mı? Kat görevlileri değil de arkadaşlar, yemekhane özelleştirilmesi doğru. Yemekhane özelleştirmesine karşı işçilerle birlikte eylemler yaptık. O eylemler sırasında attığımız sloganlar nedeniyle rektöre hakaret ettiğimiz gerekçesiyle üniversiteyle ilişkimiz kesildi. Bu da doğru. Ama hani çok on numara bir hareket değil bence. Bayağı normal insan davranış olarak bakmak lazım. Ya sonuçta insanlar her gün size yemek hazırlayan, her gün sizin yemeğinizi önünüze koyan işçi arkadaşlarınız yemekhane özelleştirildiği için işsiz kalacaklar ve siz o üniversitede okuyan bir öğrenci olarak buna tepkisiz kalacaksınız. Yani açık söyleyeyim, bedeli ne olursa olsun o işçi arkadaşların yanında durmak gerekirdi. 10 bin kere, 100 bin kere aynı durumla karşılaşsam hiç tereddütsüz yine aynı şeyi yaparım. O işçiler haklıydı. Onların yanında durmak gerekiyordu. Size de tavsiye ederim. Sıra şeye mi geldi? Benim derdime geldi. Ya bugünlerde somut derdim bu kira meselesi. Çok dertlendirdi bu. Hepimizi çok dertlendirdi. Bununla uğraşıyoruz. Bunu harbiden paylaşmak istiyorum. Sizinle bir MYK toplantısı yapıyorduk. Partinin Merkez Yürütme Kurulu toplantısı. 11-12 kişiyiz. Bu kiralar meselesini konuşurken bir fark ettik ki hepimiz kiracıyız. Üste partinin genel merkezde kira. İstanbul binası kira. Bütün ilçeler kira. Dedik ki arkadaş, hepimiz bu derdi yaşıyorsak, memlekette milyonlarca insan bu derdi yaşıyorsa bununla uğraşalım ve gerçekten kira sorunuyla ilgileniyoruz. Bir kanun teklifi hazırladık. Şimdi burada uzun uzun anlatıp kafanızı şişirmeyeyim ama o kanun
teklifine lütfen bakın. Aslında memleketin sorunlarının ne kadar kolay çözülebileceğine ilişkin somut bir önerimiz var. Güncel derdimiz bu. En son da Kafa TV'ye teşekkür ederim. Bize bu fırsatı verdiği için, bizi buluşturduğu, karşılıklı sohbet ettirdiği için Kafa TV'deki arkadaşlarımıza, Kafa TV emekçilerine hepsine teşekkür ediyoruz. Bu yayınları da hep birlikte destekliyoruz ki farklı sesler Türkiye'nin her tarafına ulaşabilsin. Sağ olun.